Yunus Emre Caddesi, Bin Nolu Sokak'ta 134 tane seçmen görünüyor ama boş arsadır. Göründüğü gibi boş arsa, burada herhangi bir yapı yok ama 134 tane seçmen görünüyor. Burası daha önce çay ocağı olarak kullanılıyordu. Seçim güvenliği konusunda seçim komisyonundan bize bir bilgi geldi. Bir bilgi gelince 134 seçmenin orada kayıtlı olduğu görüldü. Biz arkadaşlarla birlikte navigasyon açtığımızda Girne Mahallesi, Yunus Emre Suat, No. 1 numaralı ikametgahta 134 kişinin görüldüğü gördük. Biz gittiğimizde orada boş bir arsa olduğunu gördük. İçinde küçük bir kulübe vardı. Daha önce burası çay ocağı olarak kullanılıyormuş. 5 yıldır da herhangi bir şekilde hiçbir faaliyeti yokmuş. Biz yaptığımız araştırmalar sonucunda buradaki 134 kişinin farklı illerden gelen, Adıyaman nüfusuna dayıklı olmayan kişiler olduğunu fark ettik. Daha sonra oradaki ikametgahın arsa sahibini bulduk. O da dedi, bana böyle bir bilgi geldi. Ben de muhtara sormuşum, muhtar cevap veremediğini söyledi. Mülk sahibi de bizden önce başka birisi de sormuş burada 134 seçmen görüldüğünü. O da muhtara sormuş, muhtar bir bilgisinin olmadığını söylemiş. Biz navigasyonu açtığımızda da, hatta iki defa navigasyonu açtığımızda hep aynı noktayı bize gösterdi. Yani biz de daha çok işi Sol Parti seçim güvenliği konusunda sandık kurulu üyesi veremediği için bu itirazı HDP ilçe başkanlığı üzerinden Yüksek Seçim Kurulu'na başvurduk. Mesela biz yaptığımız araştırmada Trabzon, Konya, Maraş, Afyon, Isparta gibi farklı şehirlerde sanırım 3-4 tane Adıyaman merkez nüfuslu şahıslar var. Diğerler hepsi Adıyaman nüfusunda kayıtlı olmayan şahıslar. Biz şu an bize gelen red yazısını seçim komisyonuna başvurduk. Onlar da il ve genel merkez üzerine tekrar bir itirazda bulunacak. Çünkü ilçenin itiraz süresi bitti. İtiraz süresi red edildikten sonra yan genel merkez üzerinden bir daha itiraz olacak. Boş arazi bahçe olduğunu gördük, tespit ettik. Biz bunu arkadaşlara bildirdik. Dedik durum böyledir. İtiraz edeceklerini ve itiraz dilekçesini bize gönderdiler. Bu itiraz dilekçesinde o ikamette tabi tutulan kişilerin de isimleri vardı. Her birisi başka bir ilde oraya intikal etmişler. Yani adresleri oraya taşımışlar. Şimdi yetkili arkadaş itiraz etti buna. İtirazda bu insanların geçici olduğunu, 90 kişinin Erciş'e gideceği söylenmişti. Daha sonra biz yazılı karar istedik. Yazılı kararda da kolluk güçlerinin orada inceleme yaptığını, bu incelemeden sonra bunların orada tabi olduklarını, orada ikamet ettiklerini söylediler. Bir usulsüzlüğün olmadığı söylenmiş, kararda bunu belirtmişlerdi. Bunun üzerine biz tekrar karar, o gerekçeli kararla birlikte il seçim komisyonumuza gönderdik o kararla resimleri. Durum bundan ibarettir. Aslında yapılan bir usulsüzlüktür. Yani biz seçimlerin demokratik bir şekilde halkımızın iradesini yansıtması için o doğrultuda bir faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Ama bu usulsüzlüklerle onların sonuç alacağını inanmıyorum. Yani biz sonuna kadar takipçisi olacağız.